Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi dördüncü bölümümüz olan dik üçgen konusunun tarama testini çözeceğim arkadaşlar. Bu videomuzla birlikte biliyorsunuz 27 tane köşe taşımız vardı. Dolayısıyla tarama testinde de 27 adet sorumuz var. Hem bir tekrar etmiş olacağız inşallah köşe taşlarının çözümlerini izleyenler için, hem de ilk defa çözenler için de tane tane anlatmaya çalışacağım, özen göstereceğim arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Bira bismillah diyelim. Şu tarama testimizin ilk sorusunu şöyle bir ayarlayalım ve bir de odaklamamızı da hemen başlatıyorum, odaklanmayı da. O da tamamdır. Hadi bakalım. İlk sorumuz ne diyor görelim. Diyor ki AC ve BC tam sayıysa, dostlar ne demiştik? Dik üçgenin kenarları tam sayı olacaksa bu bizim için özel bir dik üçgendir demiştik. İçinde 7'nin olduğu özel dik üçgenimiz 7. 24, 25 dik üçgeniydi. Tabii ki en büyük kenarımız hipotenüs olacak. Yani 90'ın karşısı. Dolayısıyla AC dediğimiz uzunluk 25 çıktı. Bir numaralı sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. Evet, 2 numaraya hemen baktım. Diyor ki BC diyor AC ile birin toplamı. Yani sen AC'ye x dediğin takdirde, şuna x dersen, BC dediğimiz uzunluk x ile 1'in toplamı olacak. Buraya da x artı 1 yazdım. Şimdi içinde 5'in olduğu özel dik üçgenimi aklıma getiriyorum ki şöyle demiştik, onu da baştan bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar eğer dik üçgenin kenarları harfli verilmişse bize, şöyle iki kenarı ya da üç kenarı da olabilir. İçinde harf varsa kenarları, çok yüksek ihtimalle özel dik üçgendir. %95 ihtimalle diyebilirim. O yüzden hemen içinde 5'in olduğu özel dik üçgenleri getirin aklınıza. Ne var? 3, 4, 5 var mesela ilk aklıma gelen, ama bu 3, 4, 5'teki 5 hipotenüs olması lazım. Burada dik kenar. Diğer bir beşli dik üçgenimiz 5, 12, 13 dik üçgeniydi. Bakın bu sağlıyor. X'e 12 dediğinizde buranın da gerçekten 13 olduğunu fark ediyorsunuz. AC kaçtır diye soruyor. 12 çıktı. Sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. Evet, 3 numaradayım. Özel dik üçgenleri hatırlatıyor bize. Hemen bakın şu en kenardaki soldaki dik üçgenimiz yine 5, 12, 13 çıktı. Bir üstteki soruda olduğu gibi. Büyük dik üçgenimize bakın, kocamana. 12 bir şey 20. Yani şunu hatırlayın. 3, 4, 5 dik üçgeninin 4 katını vermiş bize. 12 oluyor burası, bakın 4 katını alınca. 5'in 4 katını aldığında da gerçekten 20. Demek ki diğer bir dikkenar, yani şurası 4'ün 4 katı olacak, 16. Peki burası 16 ise x'ime de 11 kalmalıdır. Yapıştırdım, geçtim. 4 numara dostlarım, bunun köşe taşını çözerken şöyle söylemiştik size. Çok klasik bir soru tarzıdır demiştik. Şu şekli ezberleyin gerekirse arkadaşlarım, ve yapacağınız şey şu. Şurayı dikdörtgene tamamlamak. İşte ya bu taraftan ya da şu taraftan dikdörtgene tamamlayıp şu DC'yi hipotenüs yapacaksınız dedik. İşte biz de yaptık zaten. Bakın şu dik üçgenden DC'yi soruyor zaten. Ben de bulacağım birazdan X'i. Nereleri vermiş? Şurası 2 ise burası da 2. AB'yi 24 vermiş, dikkat edin. Burası 24 ise dikdörtgenden dolayı şu uzunluk da 24 olacak. Ve yine bir özel dik üçgen. 7, 24. O halde x'im ne olacaktı? 25 olacak. 7, 24, 25 üçgenidir. Sorumuzun cevabı Adana'dan gelmiştir. Evet, hemen geçtim 5 numaralı sorumuza. Muhteşem üçlü fark ettim burada da arkadaşlarım. Bakın dik açıdan inen bir doğru hipotenüsün bir parçasına eşitse diğer parçasına da mecburen eşittir demiştik. Ve bu üçlünün eşit olmasına muhteşem üçlü diyoruz. O halde bu da x oldu. Bu da x oldu artık. Ve biz artık Pisagor bağıntısı yaparak hemen x'i bulacağız buradan. 6 var, 10 var. Sakın ha, kulağınız alışmıştır. 6 ile 10'u duyunca 8'i arar kulak. 6, 8, 10 üçgeniyle karıştırmayın, kurban olayım bunu arkadaşım. Çünkü oradaki 8 dik kenar olmalı. 10 hipotenüs olmalı. Burada bakın 10 dik kenar. Biz ne yapacağız? Pisagor bağıntısı yapacağız. Hemen şuraya bir k diyelim isterseniz. Hemen k kare eşittir diyeceğim. Bir 6'nın karesi 36, bir de 10'un karesi 100. Yani 136 yaptı. K dediğimiz şey
kök 136 yaptı. Şimdi 136 dediğimiz kaçla kaçın çarpımı, buna bir odaklanalım. Mesela 2 ile neyin çarpımı oluyor? 68'in. 4 ile 34'ün çarpımı oluyor ki bu kadarı da yeterli herhalde. 4 çarpı kök 34'müş. K dediğimiz uzunluk, kök içinde tabii ki. 4 dışarıya 2 diye çıkar, 34 içeride kalır. Yani K'yı biz 2 kök 34 buluruz diyebiliriz artık. Peki biz K dediğimiz yer neresiydi? Şu uzunluğun tamamı, yani hipotenüsün tamamıdır K dediğim yer. Yani 2x'tir. 2x buysa 1x sadece kök 34 yapar. Sorumun cevabı Ceyhan'dan gelir. Evet, 6 numaralı sorudayım dostum. Hemen okuyalım. 10 var, 5 var. Hatta bakın hemen şu büyük dik üçgene odaklanın. 12, 16, 20 dik üçgenidir bu dostlar. Yine tıpkı 3. sorumuzda da çıkmıştı. Aynı tarama testinin 3. sorusunda da çıktı bu. Demek ki şurası 16. Bunu bir bilelim. Şimdi dedik ki bir kenar ikiye bölündüyse aklınıza orta taban yapmak gelsin. Hemen şuradan bir paralel doğru çiziyorum dostum, şu AB kenarına paralel olsun. Burayı ikiye böldüğü için mecbur bu tarafı da ikiye bölecek seve seve. 16'yı ikiye bölerseniz 8 buraya düşer. Buraya da 8 düşecek, şuraya 3 kalır. Şimdi orta taban olduğu için şu 12'nin orta tabanıdır, yani yarısı olacak 6 dedik buraya da. Bize DE'yi soruyor, X diyelim. Şu dik üçgenden de X'i bulursunuz artık canım kardeşim. Yine Pisagor yaparak da bulabilirsiniz ama ne öğretmiştim ben size? Eğer ki dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı ise, bakın 3 var 6 var, biri diğerinin 2 katı, bu çok sık çıkacak karşımıza. O yüzden bunu da ezberleyin istiyorum dostlar. Biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçük olanın, yani 3'ün kök 5 katı olacak. O yüzden cevabım Edirne'den çıktı. Evet, 7 numarayı okuyalım hemen. 4 var, x var. Bakın salak bir üçgen. Hiçbir sıfatı olmayan, dik değil, ikizkenar değil. Tepeden aşağı yükseklik indirmişse şunu öğretmiştik pratik olarak. Şu çaprazlama, şu karelerin toplamları birbirine eşitti. Yani AC'nin karesiyle, yazıyorum bakın, AC'nin karesi ile 4'ün karesinin toplamı eşittir AB'nin karesi ile X'in karesi toplamına. Şimdi sen bu AB'nin karesini sol tarafa alırsan eksi olarak geçecek sol tarafa. Yani AC'nin karesi eksi AB'nin karesi gelecek buradan. Bakın AC'nin yanını alacağım, eksi gelecek. O yüzden AC'nin karesi eksi AB'nin karesi de kaça eşitmiş? 9'a. Demek ki bunu buraya aldığımda ben, burada bir 9 oluyor, bir de 16 var zaten, eşittir x kare. 9 ile 16'nın toplamı 25. Neyin karesi 25? Bursa'nın karesi 25'tir dedim. Sorumun cevabını 5 olarak işaretledim. Evet, yine köşe taşında bahsettiğimiz bir kural var burada da. Şu çaprazlama az önceki soruya çok benziyor. Bumerang'ı gördüğünüzde demiştim ki bumerang neymiş? Onu da bilmiyorsan hemen köşe taşını izle kardeşim. Öyle her şeyi de burada anlatmayayım. Köşe taşlarını da izleyin mutlaka. Bumerang gördüğün zaman hemen şu çaprazlamayı yap demiştik. Neydi bu da? Kök 67'nin karesi, yani 67 artı 7'nin karesi 49 eşittir 10'un karesi artı x kareye. Yani 100 artı x kare. Peki. Şurayı ne yapalım? 100 yapıyor burası. 7, 9 daha 15 mi yapıyor? 115. Yok, 116 yapıyor. Pardon, doğru toplayayım. 100'ü çıkartırsam 116'dan 16 kalıyor burada bir tek, x kare. Dolayısıyla x ne olmak zorunda? Yani neyin karesi 16? Tabii ki Edirne'nin karesi 16'dır dedim. Sorumun cevabı Edirne'den geldi. Evet, şimdi bunu bitirdik. Hemen 9 numarayla da devam edelim bakalım. Evet, burada bir ikizkenar üçgen görüyorum ve ikizkenar üçgenin kayı kuralını öğrendik biz dostlar. İkizkenarda tabana indirdiğin diklik tabanı ikiye böler. Yani şurası K ise burası da K uzunluğudur. Ve bakın büyük üçgene odaklanırsanız eğer ki aslında dikliğinden diklik indirmişim ben. Yani öklit bağıntısı yapabilirim. O halde yapalım. 8'in karesi 64 eşittir.
şuradaki k ile 12 artı k'nın çarpımına. K çarpı 12 artı k. Bakın 64 4 ile 16'nın çarpımıdır dostlarım. 4 ile 16'nın çarpımıdır. Dolayısıyla sen burada k'ya bir 4 dediğinde burası 12 artı 4'ten 16 yapıyor gerçekten. O zaman k'yı gerçekten doğru bulmuşum. K 4'tür. Bize neyi soruyor? AD'yi, yani 2k'yı soruyor. Cevabımız 8 çıktı arkadaşlar. Evet, 10. sorudayız. BC'yi 20 vermiş. 8'in karesi. Aslında bakın bir üstteki soruyu yaptıysam bu senin için artık çocuk oyuncağı. Yine şuraya k dediğimi düşünün. Şurasının toplamı 20'ymiş. Buraya da 20 eksi k kalıyor. Yine 8'in karesi, yani 64 eşittir. K çarpı 20 eksi k diyeceksiniz. Şimdi burada k 2 değer alabiliyor dostlar. 64 4 ile 16'nın çarpımı ya. Bakın k'ya 4 derseniz burası 16 oluyor, doğru. Ama k'ya 16 derseniz de burası 4 oluyor. E yine doğru hocam. Peki 4'ü mü işaretleyeceğim, 16'yı mı işaretleyeceğim ben? K'yı soruyor bana. Bak onun cevabını da işte şu işlemi niye vermiştir sorusunun cevabı şimdi çıkıyor. Bunu boşuna vermemiş. Bakın diyor ki hc daha büyüktür diyor. Ve lütfen arkadaşlar göz kararı vermeyin bunu sakın ha. Gözünüzle karar vermeyin. Bu mu daha büyük, bu mu daha büyük sorusuna. Evet, gözünüzle baktığınızda bu daha büyük oluyor ama her zaman bu göz çizgisiyle baktığınızda daha büyük görünen illa büyük olacak diye bir kural yok. Matematikte her şeyi söylemek zorunda. İşte bunu söylüyorsa bize tamam bu daha büyüktür diyebilirsiniz. Tamam mı kardeş? O yüzden biz burası büyük olacak, burası küçük olacağına göre K'yı 4 seçeceğiz. K 4'dür diyeceğiz. Dolayısıyla burası da 16 gelecek. Tabii ki daha büyük olduğunu gösterecek. Evet. HC eksi BH. Şimdi BH'a yine gelin bir isim uyduralım. K diyelim biz BH'a. Dostum bu K'yı bak buraya yazdığım zaman eksi K oldu burası. Eksi K'yı bu tarafa atarsam artı K geçer ki şuraya artı K geçer bu. Ve şöyle olur. HC eşittir 2 artı K. O zaman buraya da 2 artı K'yı yapıştırdım hemen. Yine öklit bağıntısı yapacağım. Çünkü yine diklikten diklik indi. Ama bu sefer yan kenarın öklitini yapacağım. Hadi bunu da hatırlayalım. Yan kenarın karesi, yani 2 kök 5'in karesi 4 çarpı 15 yapar, yani 60. Neydi bu? Kendisine yakın olan parça K çarpı hipotenüsün tamamı, yani 2 artı 2 K yapıyor hipotenüsün de tamamı. Şimdi ben yine HC'yi soruyor bana. K'ya değer vererek başlayacağım arkadaşlarım. Mesela K'ya 3 desem ne oluyor burası? 3 dediğimde 2 kere 3 6, 2 daha 8, 3 dersem 3, 8 çarpı 3'ten 24 yapıyor. Demek ki K 3 değil. 4 verelim. 2 kere 4 8, 8 2 daha 10 yapıyor. 4 de burasıydı. 10 çarpı 4'ten 40 yapıyor kardeşim ama bu da değil. 5 verelim. Sanırım bu sefer oluyor. Evet. 5 verirsem burası 10, 12 yapıyor. 5 çarpı 12 de 60 demektir. Dolayısıyla K 5'tir. HC'yi soruyor yalnız. Dikkat edin. K artı 2'yi soruyor. Yani 5 artı 2'yi soruyor. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 12 numaradayız. Bakın burada yine muhteşem üçlüyü görmeniz gerekecek dostlar. Dik açıdan bir doğru aşağıya doğru inmiş ve hipotenüsün bir parçasına eşit. O zaman mecbur diğer parçaya da eşit. Şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı bakın şurası. Hadi bu ikiz kenarın tabanına bir diklik indirelim şöyle. Bu dikliği şöyle de indirebilirdim. Hani bir kenar ikiye bölündüğü zaman orta taban çizin demiştim. İşte bu sebeple de orta tabanı da çizmiş olabilirsiniz. Yani AB'nin orta tabanını çizdiniz aslında siz. Ya da burayı görmezsen de şu ikiz kenarın kayı kuralını yaptın. Yani tabanına dik indirdin. Tabi bu diklik ne yapacak? Bu toplam 16'yı 2'ye bölecek. 8 burası. Burası da 8 olması için 4 yazacağım buraya da. Peki şimdi şuradan da bir öklit patlatacağım arkadaşlar. Şu dik üçgenden bakın görün şurayı. Şimdi iki türlü bulabilirim DE'yi, X diyelim buna. Bir, önce normal şuradaki diklikten diklik inmiş H kare 4 çarpı 8'dir deyip birinci öklütü yapıp H'ı bulurum. Sonra şuradan da Pisagor bağıntısı yapıp X'i bulurum.
Ya da direkt tek bir yan örtlik yaparım. X'in karesi eşittir şu yakın parça 4 çarpı tamamı derim. Yakın parça 4, tamamı da 12 olduğu için 4 çarpı 12'den 48 gelir. 48 tabii kök içinde kök 48 diye yazalım bunu. Kök 48 demek 16 çarpı 3'ten 16 dışarıya 4 diye çıkar. 3 içeride kalır arkadaşım. Evet, 13 numaralı soruya geldik biz de böylelikle. ABC dik üçgeninde AB 4, burası 8. AH kaçtır? H diyelim buna. Dostlar, önce şu BC'yi bir bulalım. Şimdi BC hipotenüsümüz, dik kenarlara bakın, biri 4, biri 8. Hemen öyle Pisagor yapmak yok. Biri diğerinin iki katıysa neydi kural? Küçük olan hangisi ise 4'tür küçük olan. Kök 5 katıdır hipotenüs. 4 kök 5. Sonra da benim ah bacı formülümü hesaplayın, hatırlayın dostlarım. Ah bacı neydi? Hipotenüs çarpı yükseklik. Dik kenarların B ile C'nin, yani 4 ile 8'in çarpımına eşit. O zaman yazalım. Hipotenüs 4 kök 5 çarpı yükseklik H. Dik kenarlarda 4 çarpı 8. Hadi şu 4'leri silelim. H eşittir. Kök 5'i bölersem her iki tarafı 8 bölü kök 5 çıkar. Yani sorunun cevabı Denizli'den gelir. Evet, 14 numaralı sorudayız arkadaşım. Yine diklikten diklik inmiş canım kardeşim. Tabii ki burada biz bir öklük yapacağız. Hadi hemen yapalım. H kare M çarpı N'ye eşit. Onu bir yazayım ben. H kare eşittir M çarpı N. Şimdi adam demiş ki N yerine 2 H yazabilirsiniz. Hadi öyle yazalım. H kare eşittir M çarpı 2 H yazıyorum N yerine. Bakın şu 1 H'la şunu silersem H eşittir 2 M oldu. Artık ben H yerine 2 M yazayım. Bunu da yazdım. Peki şu dik üçgeni görün dostum, şunu. Pisagor yapıp şurayı da bulacağız. Şimdi 4 kök 5'e eşitleyeceğiz. Peki Pisagor yapmaya gerek var mı burada? Bakın biri M, diğeri 2 M. Hatırlayın, biri diğerinin 2 katıysa ne demiştik? Küçük olanın kök 5 katıdır hipotenüs. Yani burası aslında M kök 5. Yani 4 kök 5 M kök 5'e eşit. Sil kök 5'leri, M'de 4 olmak zorundadır de. Cevap Adana'dan gelsin. Evet, geldik 15 numaraya. BD'nin alabileceği en küçük değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Dostlar ne demiştik? Şimdi bu D noktası A ile C'nin arasında böyle gidip gelen bir nokta. Yani D şurada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir, burada da. Ya da işte bu tarafta, bu tarafta, bu tarafta, bu tarafta. En kısa olması için BD'nin nerede olması lazım? Dostum diyeceksin ki bir doğru dik indiği takdirde en kısa uzaklık olur işte sana diyeceksin. Bu BD'den bu tarafa doğru gittikçe de, bak D burası değil de şurası olsa mesela, bak gittikçe büyüyor, gördün mü şöyle. Veya bu tarafa geldikçe de daha da uzuyor, yani göz kararı bile bakabilirsiniz buna. Peki şimdi o zaman bize H'ı soruyor aslında bu adam. Önce hipotenüsü bulalım. AC'yi bulalım. 12, 16, 20 üçgenimiz vardı. 3, 4, 5'in 4 katı olan. Şimdi ah bacıyı hatırlayın. 13. soruda yaptığım gibi. Neydi? Hipotenüs çarpı yükseklik dik olan kenarların çarpımına eşit. Peki. Hemen bulalım bunu da. Önce 2'ye bölelim. 10H olsun burası. 2'ye bölelim. Şurası 6 olur. 6 ile 16'nın çarpımı da 96. 10'a bölersek H eşittir 96 bölü 10, yani 9.6'dır. Sorunun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 16 numaralı sorudayız dostlar. Bakın hemen 30 var, 90 var. Şuraya 60'ı yapıştıralım. Tabii ki şurası da 30, 60, 90 olacak. Şuraya da 60 kaldı. Bunları bir yazalım. Şimdi AC diyor, BH ile bir şeyin çarpımıdır. Bulalım bakalım neymiş. Şimdi buraya K dersek BH'a. Yok, K demeyelim. O da K demiş zaten. A diyelim BH'a. Şimdi 30'un karşısı A. O zaman 60'ın karşısı A kök 3 olacaktı. Kök 3 katı. Buraya geldim. 30'un karşısı A kök 3. 90'ın karşısı ne olacaktı? Bunun 2 katı. Yani 2A kök 3. O zaman bakın. AC dediğim şu uzunluk şurası.
şu A'nın kaç katı oldu? Bakın A'yı neyle çarptım? 2 ile ve köküçle çarptım. Yani 2 köküçle çarptığımda AC'yi buldum. Demek ki K dediğim şey, yani BH'ın kaç katıdır diye soruyor sana. 2 köküç katı oldu diyebiliriz. Evet, çevirdik arka tarafı ve geldik 17 numaralı sorumuza. Dostlar yine dediğimiz gibi köşe taşında zaten bundan gördünüz aslında siz. Hemen bir daha bir konuşalım bunu. Şimdi 30 var, 15 var, 6 kök 2 var. Şimdi bu 30 ile 15'in toplamı 2 iç açıdır. Hemen bir dış açıya eşittir. Şuradakini gösterdim, 45 derece. 45'i görünce ne demiştik? Karşısına dik indirin. Aha, indirdik. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısı 6 ve 6'dır. Peki şu büyük dik üçgene odaklanın şimdi şuna. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı ne olacak? 2 katı. Yani 12 olacak. Zaten 12'yi soruyormuş, geçtik. 18 numaralı sorudayız. 120 var. O zaman şuralar ikizkenarsa 30-30 olacak dostum. Ve 120-30-30 üçgenin özelliği şuydu. K, K, K kök 3. 6 kök 3 ise buralar, buralarda 6-6. Bak şurada da 60 var, 90 var, burası 30. 90'ın karşısında 6 varken 30'un karşısına ne düşüyor der zaman? Yarısı. Yani 3. Demek ki 18. sorunun cevabı da Edirne'den geldi. Evet, 19 numaradayız kardeşlerim. Bakalım ne var? 105, 45 daha 150. Şuraya da kaldı 30. Şimdi ne demiştim ben size? 30 ile 45'i görünce karşısına dik indirin. Bu 1. 105'i görünce parçalayın, nefret edin bundan. Bakın işte sırf bu sebeplerden dolayı 105'ten aşağıya bir diklik indirdim. Hem 105'i parçaladım, hem de 30 ile 45'in karşısına dik indirmiş oldum. Böylelikle burada bir 45-45-90, burada da bir 30-60-90 üçgeni oluştu. 90'ın karşısı 8 kök 2 ise 45'lerin karşısı ne olacak? 8-8. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı ne olacak? 2 katı 16 olacak. Cevap da Denizli'den gelecek. Evet, geldik 20 numaraya, bakalım ne diyor. 150 bizim çok sevdiğimiz bir açıydı. 150'yi görünce kardeşi olan 30'u gösterin demiştim. İşte 30. Biz 30'u görünce dik indirecektik. İşte indirdim. 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı olacak. 3 kök 3. 60'ın karşısı da şurası zaten 60. 30'un karşısındakinin kök 3 katı olacak. 3 kök 3'ü kök 3 ile çarparsanız 9 yapar. Şimdi büyük dik üçgende de Pisagor yaparsak artık x'e ulaşırız. Hadi ulaşalım. X kare eşittir. Bir 9 6 daha ne yapıyor? 15 mi yapıyor? 15'in karesi 225 artı 3 kök 3'ün karesi de 27. Dolayısıyla ne yaptı x karemiz? 225, 27 daha 252 yaptı. Şöyle yazayım. Şimdi x eşittir kök 252. Şimdi bu 252 neyle neyin çarpımı? Bir kere 125 ile 2 değil, 126 ile 2'nin çarpımı. Sonra bunu 2'ye bölersek 63 ile 4'ün çarpımı. 63 de 9 ile 7'nin çarpımıdır. Bir de 4 var burada. Yani kök içinde bu oldu. Bakın bu dışarıya nasıl çıkar? 9, 3 diye çıkar. 4 dışarıya 2 diye çıkar ama 7 içeride kalır. Yani sorumuzun cevabı 3 çarpı 2'den 6 kök 7 olacak. Yani 20. sorumuzun cevabı da Edirne'den geldi. Evet, 21 numaradayız arkadaşlarım. Bakalım gözüküyor mu? Gözüküyor. 75, 16 var. B noktasının AC kenarına uzaklığı dediği zaman dik uzaklık anlayacağız demiştik. En kısa uzaklığı dese de dik uzaklık anlayacağız demiştik. Ve 75-90-15 üçgenin, yani 15-75-90 üçgeninin özelliği neydi? H'a 4H özelliği vardı bunun. Yani hipotenüse indirdiğin yükseklik kaç ise hipotenüs 4 katıdır. Tersten söyleyelim. Hipotenüs kaç ise yükseklik 4'e bölünmüş halidir. 16'yı 4'e bölersen de sorunun cevabı Bursa'dan geldi bile. Evet, 22 numaradayız. 15-75-90 üçgeninin burada da ikinci özelliği var. Birinci özelliği H'a 4H'tı. Ki H'a 4H özelliği sınavda sorulur demiştim ben.
Ama bu ikinci özellik sınavda sorulmaz demiştim dostlarım. Şimdi bunu göreceğiz zaten. Hemen söyleyelim. Can kardeşim, 15'in karşısında ne varsa 75'in karşısında hep şu olur. Bu 15'in karşısındakinin kök 3 artı 2 katı olur dememiz, bunu ezberlememiz yeter. Ne çıkıyor? 4 kök 3 artı 8. Yani 22. sorumun cevabı Adana'dan geldi. 23 numara. Bakın burada da 22,5, 90, 67,5 üçgenimiz var. Şimdi bunları hep tabii köşe taşlarını anlatırken tane tane anlattığınız için burada birazcık daha hızlı sürüyor arkadaşlarım. Buradaki kural da şuydu. Aynı 15-75 gibi. Haşa 4 taştı ya 15-75'te. Tabii burada haşa 4 taş değil. Burada da şöyle arkadaşlarım olayımız. Haşa 2 kök 2 haş. Bunu da yazayım şöyle. Haşa 2 kök 2 haş. Yani yüksekliği 2 kök 2 ile çarpacaksın. E hocam yükseklik de 2 kök 2. Ne yapayım? O zaman 2 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarpacağız. E çarpalım. 2 ile 2'yi çarpsam 4. Kök 2 ile kök 2'yi çarpsam 2. 4 kere 2 8 yaptı. Sorunun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 24 numaradayım. BAC açısını söylemiş. BAC. ACB'nin 3 katıdır demiş. Yani şuna A dediğimde burası 3A. Yani toplam ne yaptı? 4A yaptı. 90'a eşit olacak 4A. Demek ki A 22,5. Yani şurası 22,5. Şurası da 67,5 yaptı canım kardeşim. Tamamdır hocam. 22,5, 67,5 üçgeninin yine özelliğini kullanacağız burada. Neydi buradaki kural? 22,5'un karşısında ne varsa 67,5'un karşısında hep bunun kök 2 artı 1 katı olacak. Yani cevap 6'nın kök 2 artı 1 katı olacak arkadaşlarım. O da ne yapıyor? 6 kök 2 yapıyor. Artı 6 yapıyor. 6 kök 2 artı 6 Bursa şıkkında mevcut. Evet. Bunu da hallettik. Son 3 sorumuz kaldı. Hadi onları da bir halledelim hemen. 25 numaralı sorudayız. Evet, AD diyor BE'ye, o da EC'ye eşit. Bakın şu AD uzunluğu da tık tık çizgisi alıyormuş, tamam mı dost? Şimdi hipotenüs 2'ye bölündüğü için bir muhteşem üçlü çakalım burada. Şurayı çizdiğimizde şu uzunluğa da şöyle tık tık işareti koyabiliriz ki bakın burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Şimdi şurada da bir ikizkenar var. Önce 20 ise şuraya da 20 yazalım. Buraya da 70 kaldı diyelim. Ve bakın şu ikizkenarın tepe noktası 70 ise 110 kalıyor şu iki kerataya. Tabii ki 55, şurası da 55 yapıyor. Şimdi nereyi soruyormuş onu da görelim. ADE. ADE. Evet, şuradaki 55'i soruyormuş. Samsun'dur. Cevabımız işaretledik. Geldik 26 numaraya. Evet, toplamın en küçük değerini soruyor bize. Ne yapıyorduk burada arkadaşlar? Şunun küçük olanın simetrisini alın demiştim hemen. 4'tür burası da. Ve bize sorulan yer şurası olacak demiştik. Şimdi bunu da nasıl bulacağız? Aynı köşe taşımızda da gösterdik. Klasik soru oldu burası artık. Şunu çizdiğimizde bakın 4 ise burası da 4. CD'yi vermiş mi 16? Vermiş. Şurası 16'ymış. Şimdi burası 12. Burası 16. Neydi hipotenüsümüz? 12, 16, 20 olacak. Bize de şu uzunluğu soruyor demiştik. Eğer anlamadıysanız dostlarım lütfen köşe taşını bir daha izleyin. Orada ayrıntılı bir şekilde söyledik zaten. Evet, 27 numarada da farklarının en büyük değeri sorulursa da şunu yapın demiştim dostlarım. Hemen şuradan çizdik paraleli. Dikdörtgen oluşturduk. Bize sorulan yer şurasıdır demiştim. 4 ise burası da 4. Şuraya da ne kalıyor? 4. CD'yi de 6 vermiş burayı. O zaman burası da 6. Hadi şuradan da bir Pisagor yapalım. X kare eşittir. Bir 6'nın karesi bir de 4'ün karesi 16. Yani X kare eşittir 52. Dolayısıyla X eşittir kök 52. 52 de 4 çarpı 13'tür. Yani dışarıya 2 kök 13 diye çıkar diyebiliriz. Evet, bunu da böylelikle hallettik. Tamam, arkada konu testi var. Bir sonraki videoda da konu testlerini falan çözeceğiz arkadaşlarım. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere dostlar.